Sadat meselesini ve benzeri siyasal cinayetleri benzerleri de olabilir ama bunun panzehiri yine yargı vesaire olmadığını görüyoruz. Başka türlü bir Türkiye umudunun büyütülerek devam ettirilmesi. Ancak bu olursa, umudun kendisi kitleselleşirse sorunu çözebiliriz. Öbür türlü insanlar evlerine, kendi kabuklarına çekilir. Bu belki en yapılacak. Yani ben de Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşmasını, diğer liderlerin benzer hamlelerini bu açıdan kritik ve hani Suat Hocam tarihi, sen de tarihi dedin herhalde Zeyno Hocam, buluyorum. Çünkü alttan alan ya da geriye çekilen bir cümle o umudu kıran, endişeyi arttıran bir cümle olurdu. Zaman zaman bu anlamıyla meydan okumaya, başka türlü bir meydan okumayla karşılık vermek lazım. O insanları rahatlatır. Ama bunu bir sürekli hale, bir eylemsel hale getirmek lazım. Hani bir kez söylendi, geriye çekildi değil, sürekli bağırmaktan bahsetmiyorum. Hani bu cüreti sürekli ortaya koymak lazım. Onun ötesinde şunu ifade etmem lazım. Hani konuklardan Yıldırım Hoca'yı çok eskiden beri tanırım. Çalışkanlığına, üretkenliğine falan hani bir sözümüz yok, söyledi. Yine bir sürü şey anlattı. Hakikaten arkadaşlarımız çalışıyordur. Altılı Masa çok yan çalışıyordur. Çok yakından da takip ediyoruz. Belki bunun iletişim diline, bunu aktarma diline falan dair eleştirilerimizi görmeniz lazım. Eğer bu yapılabilirse, yani ben hakikaten şuna inanıyorum. Yaklaşık 1994'ten beri de medyayı takip ediyorum, medyanın içindeyim, siyaseti takip ediyorum. 99'daki o değişim rüzgarı, değişim talebi, 2002'ye yansıyan, 99'da 2002 arasındaki o kırılma, büyük kırılmada yaşanan değişim rüzgarının çok daha büyüğü şu anda Türkiye'de yaşanıyor. Yani o dönem ben 2002 seçimlerinde Dünya Gazetesi'nde çalışıyordum. Bütün Anadolu'da tuhaf bir şekilde hani AKP'nin iktidara gelebileceğini düşünenlerden değildim. Tuhaf biçimde onu gördüm. Yani bir değişim talebi AKP'de somutlandı. Bence yanlış yerde somutlandı ama oraya doğru giden bir noktaya vardı. Bugün çok daha büyüğü toplumda var. Ciddi anlamda bir değişim talebi var. Bu rüzgarı almak lazım ama ileriye doğru bir değişim talebi var. AKP'nin yapmadığı, yapmak istemediği, hatta var olanı yok ettiği şeylere dair bir talep var. Bugün hala en çok 90'lı yıllar, konserler, giysiler vesaire konuşuluyorsa ki 90'lı yıllarda genç olan biri olarak çok matah yıllar değildi. Genç ve muhalif bir insan olarak 90'lı yılları yaşadım. Çok matah değildi ama toplumun önemli bölümü hala oralara referans veriyorsa ya ne güzel yıllardı diye konuşuyorsa o değişim talebini dikkate almak lazım. Bu rüzgarı eğer arkasına alabilirse ben muhalefetin çok açık farkla, ya bunu net söylüyorum, 20 puana yakın farkla seçimi almasının önünde hiçbir engel yok. Birinci turda bunu rahat yapması lazım. Evet. Ama bu değişim talebi sadece altılı masanın ötesinde ve ufkunda olan bir değişim talebi değil. Ben görüyorum ki bugün hani aralarında hakikaten çok daha ileri, ben hepsine bakıyorum, Deva Partisi ne diyor, Gelecek ne diyor, CHP ne diyor, yakından takip ediyorum. Bazıları çok daha ileri şeyler söylüyor, bazıları daha muhafazakar kalabiliyor ama hiç sorun değil. Eğer çıkacak program, 30 Ocak'ta çıkacak program, değişim talebinin karşılanabileceğine dair ufak bir şey bile sunsa, hani bir fragman bile sunsa, Türkiye'nin havasının değişeceğini düşünüyorum. Evet. Türkiye'nin çevresini düşüneceğim. Yani bu beklentideyiz. Yani bu yapılabilirse çözülebilir. Esas şeyin toplumun, bu özellikle gençlerin, kadınların değişim talebine yanıt verecek bir şey. Sonrası bence seçimden sonra 15 Mayıs'ta Erdoğan gittikten sonra büyük bölümümüzün yolları ayrılacak. Ayrılması da gerekiyor zaten. Yani Evet. bu yolları ayrılacak derken de hani demokrasinin karşısında düzülmeyeceğiz ama farklı bir dünya tahayyülü olan insanların yollarının da ayrılması lazım. Bunda da hiçbir beis yok bence. Tam tersi bu teşvik edilmeli. Farklı düşüncelerin, farklı hayat tarzlarının ya da bakış açılarının ülkede özgürce ifade edilebilmesi, örgütlenmesi ve tartışılması konusunda kışkırtıcı olmalı da zaten önümüzdeki dönem. O açıdan hani bugünden bile şeyi bağlamamak lazım. Her şeyi birlikte yapacağız, her şeyi birlikte karar vereceğiz. Hayır, konuşacağız, tartışacağız. En çok bu konuda daha etkili olan siyaset belli gündemde toparlayacak ve gidecek. Eğer o rahatlıkla olursa altılı masa kendini çok fazla kasmazsa hem HDP Kürt seçmeni hem altılı masadaki seçmene daha rahat kanal açar. Yani şöyle bir duyguda olursam ben 15 Mayıs'ta
yeni bir blokajla karşılaşmayacağım, daha özgür bir noktada ilerleyecek. Türkiye, kendimi daha rahat ifade edebileceğim, oraya etki edebileceğim bir duyguda olursam çok daha rahat eder ve bu Orası çalışmanın kesin önemli bir Yaşar. parçası olur. Bundan daha kötüsü olmayacak kesin, hiç merak etme. Yok, olmaz. O yüzden diyoruz ki hep birlikte yapıyoruz bunu zaten. Tabii. Yani bunun mutlaka değişmesi lazım. Ama değişmesi için hepimizin en yüksek performanslı olması için ortak bir duyguya ihtiyacımız var. Bu Evet. değiştireceğimiz şey bizi ileriye götürecek, daha güzele götürecek duygusunun biraz daha güçlendirilmesi lazım. Evet, şimdi bir 10 dakikamız var bu bölümde. Daha sonra devam edeceğiz bir yarım saat daha. Artık yavaş yavaş bence 30 Ocağı yönelik beklentilerimizi, neler olabileceğini, bize biraz kulisten de bilgiler vererek neler yaşanabileceğini anlatabilirseniz. Çünkü Yıldırım Kaya dedi ki merak etmeyin, bütün sorunların biliyoruz ama